Herkese selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Shadow Moon Burial Ground mitik videosunu çekeceğim. Artı 12 veya 13, artık hangisi alırsa benim. Şöyle bir puanlara bakalım. Puanlar aynı. 13 olabilir, 12 de olabilir. Bunlara bir kayıt olalım. Çağırırsa iyi. 11 mi? Aa, 11'e kayıt olmuştuk. Lan 13 çağıracak mı beni acaba? Dur ya. Ha, 13 çağırdı, süpersin. Helal olsun sana. Ya 11'e niye girmedim? 11'in düşeceği item bir iki level düşük. O yüzden buna girmek istedim. Bu arada bilgilendirme yapayım. Bu healer'ı zorlayan haftalardan birisi bursting. Her mobu kestiğinizde bir tane bursting size debuff'u bırakıyor. 5 tane kestiniz, 5 tane ve bu saniyede 8K 8K vuruyor. Bir de 5 tane, 5 kere 8 40, yani 40K 40K size saniyede vuruyor. Bu biraz healer'ı yoruyor. Tabii ki priest'i avantajı var. Must Dispel'le ortalığı temizliyor. Ama diğer healer'lar için bir şey diyemeyeceğim. Onların Allah yardımcısı olsun ona göre. Dungeon'ı yapıyorlardır artık. Bir de Gravius var. Gravius da herhangi bir kişinin canı %90'ın altına düştüğü an debuff bırakıyor. Bu debuff silinmiyor ve canını %90 üstüne getirmediğiniz sürece o debuff duruyor ve stackleniyor. Stacklendikçe de daha fazla vuruyor. Bir de Thundering var. Thundering artı 10'dan sonra geliyor. Thundering ise içeride onu size göstereceğim. Şimdi adamlara bir summon. Evet, pull time'ımızı verdik. Bu arada Big Vix ve Little Vix, bunu sizin kullanmanızı öneririm. DBM şu an pek randuman vermiyor. Ben sonuç alamadım ondan. Big Wing çok güzel iş görüyor. Addonlar hakkında da şey hakkında, düzen hakkında da bilgi isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bakın bu bende PI V kavrası. Herhangi bir karakter CD açtığı zaman cooldown hemen uyarıyor. Bakın gördüğünüz gibi Thundering mavi çarpı. Bu son saniyeye kadar bekletilmesi gerekir. Çünkü %30, bakın daha damage and healing efekti veriyor. Root özelliği var. Yani bunu bekletmek bence tavsiye. Ama çoğu kişi hiç uğraşmayayım diye direkt temizliyor ama işte damage eksik kalıyor. Evet, bakın gördüğünüz gibi 3 stack oldu bende. Bu hillemedikçe stackleniyor ve beni zora sokuyor. Sadece beni değil. Bir de bakın bursting bir tanemiş. Sıkıntı yok. Bir tane ise problem olmaz. Önce şu bakın grubu toparlamak nasıl zorlaştı. Yani yeni moblara dalıyorlar, yeni işlere dalıyorlar ama ben hala grubu toparlayamadım. Yani bu hafta healer için sıkıntılı, zor bir hafta. Bakın bursting gördüğünüz gibi stackleniyor. Hemen bunu hop dispelleyeceğiz, bitti. Olay bu abi. Tabii ki buradaki güzel taraf milletin stack halinde olması. Eğer ki dağınık halde olurlarsa, yani normal öteki diğer healer'lar gibi benim işimi zora sokacaklar. Habire 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 heal, habire heal, habire heal. Sonra heal nerede? Gelmedin ki kardeş. Bakın Thundering geldi. Bakın bekletiyoruz abi. Bekledin ya. Son 5 saniye kadar bekletin. Kendinize bir şey yapın. Bakın adam nerede? X burada. Bak adam. Bak 5. 5 dedi. Temizledi. Olay bu. Yani ne kadar geç, hatta bir saniye kadar kendinize güveniyorsunuz. Tabi internet şeyiniz de önemli, durumunuz da önemli. Lag olursa sıkıntı olabilir. Bakın 2 tane, 3 tane saniyede 9000. Yani kendimi %90 üstüne tutmazsam 3 tane oldu. Bakın gördüğünüz gibi 4 oldu. Hop. Olay bu abi. İşte Priest'in haftası bu ama Sanguine'de üstüne gelince biraz sıkıntı oluyor açıkçası. Hele hele bu mitikte baya bir sıkıntı.
Örnek göstereceğimiz bosslardan bir tanesi de bu. Bira bismillah. Başladık bossumuza. Eski oyuncular burayı az çok hatırlar, bilir. Bakın gördüğünüz gibi hemen kaçıyoruz abi. Ne kadar uzağa gidebilirsek gidiyoruz. Oklardan. Bunlara da değmiyorsunuz. Sakın sakın. Şimdi boss bir tane hayalet çağıracak. Bu hayaletin direkt kesilmesi gerekiyor. Stun, CC her şeyi yiyor. Tabii ki CC tercih edilmemeli. Çünkü bittikten sonra direkt canını çekiyor. Yani onun ölmesi mecburi. Şimdilik buraya giriyoruz abi. Beyaz alan açılımı. Buraya iki kişi de girilebilir. Bu sorun olmuyor. Problem olmuyor. Bakın hani grubu toparlamak ne kadar zorlaşıyor. Hele bu haftada. Bak hani manam bitti şimdi benim. Ben nasıl yapayım? Ama bir şekilde de tabi adam affedersiniz salak değilse, bug'dan girdiğim için ben böyle telaffuz ediyorum. Bak bu spirit'in ölmesi gerekiyor. Bir de bu boss haftası Tyrannical, yani o biraz sıkıntı. Evet aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın alana giriyoruz. Olay bu. Hop 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 hop. Ulan var ya. Bari şunu kullanalım boşa duracağını. Gel kanki. Şu an ben riske atmadım açıkçası. Çünkü takımı kurtarmak zorundayım. Oynama şansım yok. Bakın CC attı. Tabii boss öldüğü için. Bunu duyunca da gaza geliyorum ben ya. Evet burada da bakın şu arkadaki arkadaşı direkt öldürmek veya silsilemek gerekiyor. Çünkü kontrolü alıyor. Kontrolü alınca bakın gördüğünüz gibi gerçi hemen kurtarıldı. İki tane. Hemen şöyle alanı açalım. Üç tane. Sen gitme. Dört tane. My mana is low. Oh, 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 oh. Manam bitti. Manam bitti. Çok güzel. Gördüğünüz gibi manam bitti. Bu hafta benim zor haftalarım. Blizzard'ın bana şeyliği var. Abesliği sıkıntısı var. Manam bittiği için ve manam çabuk bitiyor benim. Evet. Burada bakın bu şeylerde logar kapağı gibi yerlerde öyle söyleyeyim. Oralardan geçmeyin. Geçerseniz de birinizin intihara bir şey atması gerekiyor. Aksi halde Death Shoot'la, Death Bolt muydu? Öyle bir skill atıyor. Bakın, kes Death Blast'mış, özür dilerim. Bu sizi direkt yatırma ihtimali var. Absorb'unuz bir şeyiniz yoksa direkt yatırma ihtimali yüksek. Burası standart, bunlara basılıyor zaten, yapacak bir şey yok bunlarda. Önemli olan şunlar. Bakın şu arkadakiler. Bu arkadakileri boss fight'ında basmamın. Gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi bitti. Direkt abi direkt. Şimdi ben bunlara küfür etsem mi etmesem mi? Ha, böyle beklersiniz işte. Aferin size. 4 3 2. Evet bu boss'a da başladık. Burada nük, direkt nük aslında. Hani bu boss'un pek bir olayı yok. Tabii ki buna kaçıyorsunuz. Sakın tankın arkasında olmayın. Direkt yatma ihtimaliniz var. Hemen bu alandan kaçıyorsunuz abi. Bu bir kişiye target alıp hemen onun etrafına geçiyor. Alan açıyor. Buradan kaçıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Thundering üstüne geldi. Sizin böyle hayaletinizi çıkartıyor. Direkt öldürüyorsunuz ve tıklıyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz hemen. Çıkmak zorundasınız. Aksi halde direkt ölürsünüz yani hasardan dolayı.
Bakın gördüğünüz gibi ben olmasam ayvayı yemiştim. Hay senin ağaçlarına be. Kamera açısı da öyle bir oluyor ki. Evet, şimdilik move yapacağız, yürüyeceğiz. O alanları da kaçacağız abi. Tabii bunu yaparken DPS yapmak kolay mı? Tabii ki değil, çünkü mekaniği Dragonflight'ta oyunun hani bayağı bir detaylandırmışlar. Bayağı bir sıkıntı. Hani bu en kolaylardan birisi diyebilirim. Diğer mitikler o kadar sıkıntılı ki, hani full mekanik, full aksiyon. Tabii ben de arada vurayım, ben adamlara yardımcı olayım. Şu an bizi alamıyor. Bu finish müziğini beğendiniz mi? Bakın, deadcast yapıyor, beni alıyor. Aferin size, helal olsun ya. Şöyle yapalım, belki anlarlar. Bir şey diyeceğim ama yanlış da yaptık. Allah'tan burada doğduğum için sıkıntı yok da yani. Relays lan relays, kaldırmayacağım seni. Aptiye bak, ben kalktım, o bekliyor ya, hala kaldı. Bu boss'tan sonra da bu kısımda örümcekler bir skill kestiriyor. Bakın gördüğünüz gibi bunun interruptlanması gerekiyor. Aksi halde bakın böyle dot atıyor ve teşekkür ediyorum buradaki 3 kişiye. İnterap atmıyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Beni yoruyor. Ben bir kişiyi dispelleyebiliyorum fakat bu eleman nerede öldü? İki tane, hadi şunu da öldürün çabuk. Bu eleman takıldı herhalde şeye. Bir tane patrol vardı galiba burada. Ha evet, patrole takılmış. Minshot attım. Range'ini kısalttım, yani görme range'ini 15 yardtan atıyorum 7 yardı, yarı yarıya kısalttım. O yüzden adamın geçmesini sağladım. Tabi böyle aksiyon bana oluyor. Bir daha hatırlatalım, please interrupt diye. Belki yaparlar. Evet. Normalde sizi ifşa ederdim ben ama videoda gözüküyor zaten. Genelde düşük 1-2 bursting'lerde pek dispel olayına girmiyorum. Tabii ki önümüzdeki duruma bakarak ona göre dispel olayını yapmaya çalışıyorum ve şu an iyi, yarasaları çekmedi. Normalde bu tankın bu şekil çekmesi lazım, yani tutması lazım. Herkes değişik bir tanklama peşinde. Herkesin oynayış şekli farklı tabii ki. Evet, bakın yarasalar da geldi. Çok güzel. Bakalım kimler düşüyor. İyi, aferin lan. Becerdiniz oğlum siz bu işi. Siz bu işi yapıyorsunuz. Siz bu sporu yapıyorsunuz. Bakın. Evet. Bunlarda da interap gerekiyor. Roger arkadaşımız atmadı. 4 tane oldu bakın. Hop. Takımda gidiyormuş zaten.
Yani bu hafta benim ölüm fermanımın imzalandığı hafta. Evet. En güzel civcivli bossumuza geldik. Burada olay aslında çok çok basit. Mili içinde, raid içinde olay çok basit. Bakın. Olduğum yere bir şey attı. İskeletler, miskeletler. Inhale dediği zaman direkt buraya geliyorsunuz abi. Gelmeyen olursa böyle çekiyoruz. Bu diit diit bağırması normaldir. Çünkü biraz daha hasar vuruyor. Ama boss fight'ından kurtarıyor. Bir de bakın bu alanlardan kaçıyorsunuz. Aksi halde havuza atıyor ve sizi damage aldırıyor. Ama bu takım niye yatıyor? Onu ben çözemedim. Evet, erken dememişik, doğru demişik. Bu takım beni bayağı bir yoracak gibi gözüküyor. İyi, kulağım da gitti benim ha. Aman. Bu boss fight'ı bu şekilde dönüp dönüp duruyor. Aslında bunu ne yapmak gerekiyor abi? Böyle bir milinin yakınında olmak daha mantıklı. Çünkü mili hem çekerken vurması lazım. Ama tabii ki de unutmayacağınız noktalardan birisi dibine kadar girmeyin. Aksi halde herkesi alır. Yani biraz işiniz zorlaşır. Abo, boss'un daha canı yüksek. Bunların DPS'i düşük. Biz en son boss'ta ne atacağız bunu ben pek bilmiyorum. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Boss fight'lar 2 dakika 3 dakika sürüyor. Bakın gördüğünüz gibi. Gerçi kurtardı kendini ama. Evet, inhale geldi gene. Hemen alnımızı açalım. Bu şekilde olursa elinin vurma ihtimali var. Hasar yüzdeliği yok, görmedim ama sanmıyorum hasar yüzdeliği versin. Boss böyle sürekli dönüp duruyor. Üfleyeceği alandan, bakın bu alandan kaçmanız gerekiyor. Aksi halde suya attı mı? Gerçi bakın buraya geldim, sıkıntı yok da suya attım, silence, kurtuluş şansınız yok. Bitmeden bu havuzdan sakın çıkmayın, aksi halde boss sizi hüpletebilir. Bunu bildiğim kadarıyla sadece range'lere atıyor. Tabii ki hep kaçalım şuradan. Heh. Milli'de atıyor olabilir ama bir şey diyemeyeceğim. Evet. Bir de son bir hatırlatma yapıyorum. Thundering'de iki kişi, yani mana dedi ama bizim sazanlar daldı. Thundering diyorduk. Thundering'de ise 2-2, yani 2 artı 2 eksi birleşti mi, 2 çarpı 2 mavi birleşti mi yetiyor. Bir kişinin birleşmesine, yani 5. kişiye gerek yok. O konuda sıkıntı olmaz. Not enough mana. Şimdi gebereceğiz biz. Gerçi geçtikten sonra bastık ama neyse. Thundering de bundan ibaret arkadaşlar. Bu hafta boss haftası biraz sıkıntılı. Yani K'lerin in time olması, yani ihtimali var ama tabii ki DPS'in ve takımın mekaniğini yapmasına bağlı tabii ki bu işte. Evet, en cafcaflı yerlerden birincisi örümcekler diyor aşağıdaki, ikincisi burası. Burada çok dikkat ediyoruz. Bakın alan açıyor, sürekli oynuyoruz abi. Hiç yerimizde sabit durmuyoruz. Durma ihtimaliniz yok sizin. Ve beni yormaları çok güzel. Ben bu işi sevdim. Yani ille kullandıracaksınız yani.
Evet, en güzel ve cafcaflı bosslardan bir tanesini daha geldik. Nerzul'a. Nerzul bayağı bir aksiyonu, fight uzun olan boss. Hadi go lan go. Burada olayınız şu arkadaşlar, bunu range'e atıyor. Bakın gördüğünüz gibi range şu kenarlarda olmaları daha mantıklı. Range arkadaşların, çünkü ne kadar uzak olursa o kadar az damage yeniyor. Yakında olursa felaket vuruyor. Bu alandan kaçıyoruz. Bir de bones yani iskeletimiz geliyor. Bu iskeletin bir tanesini seçip marklayıp öldürmeniz gerekiyor. Aksi halde wipe sebebi. Bakın alan geliyor. Onlar geliyor. Hemen kaçıyorsunuz abi. Olay bu. 3 korner, bir penaltı. Düz hesap. Değişen hiçbir şey yok. Bakın gel de kaçalım. Hemen kaç 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 kaç. Yani ne kadar uzak kaçabilirsiniz kaçın. Hasar oranınız o kadar az olur. Healer'ı da yormazsınız. Bize merhamet edersiniz. En azından DPS'i iyi çıktı gibi geldi bana ama bilmiyorum. Ben biraz değişik düşündüm o yılan boss'unda. Bakın bu şeyimiz gibi yakına bırakmıyoruz. Gel şuraya. Hemen şu skill'i ben bir kullanayım abi. Bunu kestli. Bu biraz sıkıntılı. Aynı aksiyonlar, aynı şeyler. Bakın debuff aldık. Bu debuff'ın yani vurması hiç iyi bir şey değil benim için. Bunu birkaç kişi aldı mı bitti. Hemen şöyle uf 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 uf. Son anda fark ettik, yoksa valla veleddali namin olacaktık. Yani takımı dolduramıyorum abi, dolduramıyorum. Hiçbir şekilde şu an dolduramıyorum çünkü hasar olayı yüksek. Yanlış kişi attık onu ama olsun. Kurtaracağız. Tankı da kurtaracağız. Alacağız tankı da. Evet. Olayımız bu kadar abi. Nerede yendik. In time de yaptık. Kaç dakika? 8 dakika kala yaptık. İlkesi biraz düşüktüğünden, adamların oynayışından dolayı biraz düşük oldu. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Diğer mitik videolarını görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.